Arkadaşlar uzun diyebileceğimiz bir aradan sonra hepinize tekrar merhaba. Ne yazık ki bir takım taşeron işçi korkaklar kanalımızı daha doğrusu videolarımızı şikayet ettiği için kanalımız belli bir süre engellendi. Fakat bu sorun değil. Bir sürü kanal açtım. Bunlardan ikinci olarak kullanacağım kanalın linkini de aşağı verdim. Lütfen bu kanala abone olup aynı zamanda bildirim zilini açar videoları beğenir paylaşırsanız Sevinirim yorumlarınızı da eksik etmeyin. Evet, videonun başlığı olan e, konumuza gelelim. Biliyorsunuz e, Türkiye'de hiç nasıl desem küçümsenmeyecek belli bir grup var. Bunlar benim gözümde loser takımı, kaybedenler takımı. Beni de kendilerinden ya da beni de öyle bir şey zannettikleri için hakkımda atmadıkları iftira yok. Yani iftiranın size şöyle söyleyeyim. Bini bir para. Şimdi sizlere bunlardan bir tanesini, ekşi sözlük yazarı olan bir tanesini ifşa edeceğim. Hep birlikte bakalım benim hakkımda neler yazmış. Sonra da bakalım kendisinde durum ne? Araştırdım. Ha bir de ilginçtir. Bu şimdi size okuyacağım ekşi sözlük entrisini kaldırmış. Büyük ihtimalle ya birileri şikayet etti sevenlerimden ya da odur ki kendi tıpası yemedi kaldırdı. Ama korkmayın. Ben kimseye şikayet etmiyorum korkmayın. Bırakabilirsiniz ne rezil ne çirkef ne aşağılık olduğunuzu herkes görsün. Neyse fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Hayatta hiçbir başarısı olmayan bir şahsiyet bu benim. İlk önce fitness camiasından kitle toplamaya çalıştı. Kimse iplemedi bu cahile. Cahil benim. Evet. Üniversite terk olduğum halde cahil benim. Ondan sonra AKP'yi savunup ak çomar gençler üzerinden, buyurun bütün AKP seçmenini burada, genç seçmenini hakaret ediyor. Ak çomar gençler olarak hakaret ediyor. İşte bunlar böyle aşağılık. Her neyse devam edelim. Ak çomar gençler üzerinden prim yapıp kitle toplamaya çalıştı. Yine başarısız oldu. Birincisi ben yaptıklarımı sadece inandığım için yapıyorum. Ve kesinlikle ne primdi, paraydı, zarttı, zurttu böyle bir şey için yapmıyorum. Böyle bir şey için yapsaydım her şeyden önce reklamları açardım ya da daha önceki dönemde reklamlardan gelen parayı kalkıp da tek sentine, son sentine kadar bir üniversite öğrencisine bağışlamazdım. Anlatabiliyor muyum? Beni pislik temizleyen taşeron işçi abilerinizle karıştırmayın paraman ya. Her neyse devam edelim. Son olarak din bezirganlığı yapmaya başladı. Din üzerinden prim yapıp takipçi alma peşinde. Dini konulardaki bilgisi de yok denecek kadar az. Birincisi ben bu olayı bu kadar kafaya taksam, dediğim gibi gerekirse para basar, gerekirse para basar, reklamımı yaparım ve ne kadar çıkıyorum, ne kadar çıkmıyorum buna bakarım. Artı ben bu olayı bu kadar ciddiye alsam her şeyi söylemem, her şeyi konuşmam, çekinirim. Neden? Çünkü bir tarafı karşınıza alıp diğer tarafı arkanıza aldığınız zaman tam olarak bir başarıya ulaşamazsınız. Ne yapmanız lazım? İki tarafa da oynamanız lazım. Ama ben Dediğim gibi yaptıklarımı sadece inançlarım uğruna yaptığım için hiç umurumda değil. Kim, kim beni desteklemiş, kim desteklememiş zerre kadar önemi yok. Devam edelim. Ee, takipçi alma peşinde dini konularda bilgisi de yok denecek, deneceği de dönecek kadar. Buyurun Türkçe özürlü. Büyük ihtimalle bir devşirme. Şimdi benim dini konulardaki bilgim yeri gelir sizde sakal bırakıp takke takmış kendine alim diyenlere birkaç kat katlar. Bu kadar ileri. Çünkü bu nereden geliyor? Bu her şeyden önce bütün ilahi dinleri tanımamdan geliyor ki sizin alim dedikleriniz ancak kendilerine ne öğretildiyse babaları, şıhları tarafından, şeyhleri tarafından bu. Başka da bir numaraları yok çoğunun. Hepsinin demiyorum çoğunun. Devam edelim. Tanım. Akçomar. Bu Akçomar ben oluyorum. Vallahi sizin gibi nasıl desem anarşist, militan, terörist olmaktansa akçomar olmak benim için gururdur. Alabaş olmaktansa sizin gibi vatansız, soysuz, akçomar olmak benim için gururdur. Almancı Bu Almancı nefretiyle ilgili zaten ayrı bir video gelecek. Gereksiz, başarısız bir eleman. Evet ben gereksiz ve başarısız bir elemanım. Kariyerim videolarını izleyebilirsiniz. Her neyse devam edelim. Bu arada bu kafanın şöyle komik bir şeyi de vardır. Pislik toplayan taşeron işçi abilerini başarılı görürler. Benim gibi belli pozisyonlarda çalışmış. Yine şu anda üç büyük Alman otomobil üreticisinden birinde masa başında oturan beni başarısız görürler. Bu ne perhiz ne de turşusu. Ki ayrıca başka bir komedi de bu herifler benim kazandığım parayı gece rüyalarında bile göremezler. O da ayrı bir şey. Her neyse devam edelim. Şimdi bu da başka bir yerde yine Aynı arkadaş demek istemiyorum aynı rezilin yazmış olduğu diğer bir e, yorum. Bu arada bunun e, ekşi sözlük yazar ismi de M Boss CLK. Büyük ihtimalle hiçbir zaman satın alamayacağı ancak hayatında e, görebileceği Mercedes CLK'dan almış ismini de MMB Mercedes Benz Oz belki Oz Racing olabilir. Bu da e, bir spor jant üreticisi. CLK'da CLK'yı biliyorsunuz. Mercedes'in artık üretilmeyen, daha önce üretilmiş olan spor modelleri. Devam edelim. İsmi bu. AVM'ler, başka bir enteresi bu. AVM'ler zaten ekonomiden dolayı batacak haldeydi. Aha. AVM'ler batacak haldeymiş. Tamam. Devam edelim. Bu krizle üstüne eklenince artık hiçbir şanslarının kaldığını düşünmüyorum. Senin o her neyse. Yine devam edelim. Bundan 5-6 yıl önce Puma, Nike, Adidas gibi markaların ürünlerini hiç sıkıntı çekmeden alabiliyordum. Gerek ayakkabı olsun gerek eşofman takımı. Fakat ülkemizin ekonomisinden dolayı artık bir ayakkabı 500, bir eşofman takımı 800 lira olunca almakta sıkıntı çekiyorum hatta alamıyorum. Ulan oğlum sen kıçına bir eşofman alamayan, ayağına bir ayakkabı alamayan rezilin, zavallının tekisin. İster Türkiye'de ol, ister Avusturya'da ne cehennemde olursan ol. Senin bu şartlar altında gerek ben gerek başkası, gerek başarı, gerek başarısızlık. Bu konuda yorum yapma hakkın var mı? Hı? Bu hakkı kendinde görüyor musun? Eğer ki görüyorsan ben senin ruh sağlığından şüpheliyim açık söyleyeyim. Şüpheliyim. Yani kıçına ben diğerleri kadar ağır konuşmak istiyorum. Biliyorsun aç köpek diye konuşan YouTuber abileriniz var. Hı? sen önce karnını doyur diye konuşan YouTuber abilerini ben bu kadar sert konuşmak istemiyorum. Ama kusura bakmayın adamlar haklı hak ediyorsunuz. Hak ediyorsunuz. Herif ayağına ayakkabı kıçına eşofman alamıyor ve ekonomik tahminlerde bulunuyor. Sen bir kere o kadar yeterli bir adam olsan kendi ekonomik sorunlarını çözmüş olursun. Kendi ekonomik sorunlarını çözemiyorsun ve bir ülkenin ekonomik sorunları hakkında yorumda bulunuyorsun ya da çözebileceğine inanıyorsun. Ben bu laflardan onu anlıyorum. Bu ne perhiz ne lahana turşusu. Yani benim de sana diğerleri kadar sert söylemesem de sen önce bir defol git. Kıçına bir eşofman, ayağına bir ayakkabı al ondan sonra konuşalım. Ondan sonra konuşalım. Yani ha neymiş ülkenin ekonomisi bozuk. Peki neden bozuk? Ülkenin ekonomisi bozuk çünkü bu vatandaş ayağına ayakkabı e, ondan sonra kıçına eşofman alamıyor. Bu yüzden ülkenin ekonomisi bozuk. E o zaman şimdi ben de Bentley alamıyorum diye, Bentley Continental Coupe alamıyorum diye, Avusturya'nın ekonomisi bozuk mu diyeyim yani? Hı? Öyle mi? Neyin mantığı, neyin kafasından bu? Ekonomisi bozuk olan ülke değil, ekonomisi bozuk olan sensin ve bu gayet normal. Bu kafayla, gayet normal. Her neyse, saçmalığına bir devam edelim. Videoyu bitirmek istiyorum. Ee çekiyor hatta alamıyorum. Bundan dolayı geçmiş sezon ürünlerini outletlerde 200 liraya bulmaya çalışıyorum. Vallahi açık söyleyeyim ben senin yerinde olsam kesinlikle marka giyinmezdim. Neden biliyor musun? Çünkü senin gibi bir çöpü Gucci ile paketlesek, aklına gelebilecek Louis Vuitton ve benzeri markalarda paketlesek çöp yine çöptür. Sen önce bir şu e, çöplükten bir kurtul. Nasıl desem? insan sınıfına girmeyi dene ondan sonra marka giyinmeye başla. Ama muhtemelen burada yazdıklarına bakarak ya cidden başarısız bir adamsın ki normal bu kafayla gayet normal ya da odur ki henüz daha ananın babanın evinde çocuk odasında oturup annenden babandan aldığın haşlıkla kendine lüks bir görüntü çizmeye çalışıyorsun. Burada da sana tavsiyem önce adam olup çalışmaya başlayıp kendi paranı kazanman ve kendi paranla lüksüne yatırım yapman lüks istiyorsan lüks kötü bir şey değil ben de severim az çok He? ama önce bir kendi paranı kazan devam edelim evet yeni sezon ayakkabıları satamayan bu tür firmalar artık yeni sezon ürünlerinin hepsini Türkiye'ye getirmiyorlar vallahi şöyle söyleyeyim senin oturduğun daha başına belki getirmiyorlardır ama İstanbul'a getirmemeleri diye bir şey söz konusu değil. Öyle söyleyeyim. İstanbul benim biliyorsunuz memleketim ve e, İstanbul'da çalışan da kazanır. Onun dışında zaten para sahibi bir sürü insan var. Bu şekilde kendi kendini kandır. Senin oturduğun dağ başı neresiyse oraya getirmiyorlardır. Olabilir. Kim alacak ki? Getirseler kim alacak? Senin gibi hanzolar mı? Evet. Ülkemizdeki ekonomik kriz bu karşılaştırmadan belli oluyor zaten. <laughs> <laughs> Ulan böyle bir komedi yok. Böyle bir komedi yok. Ben kıçıma eşofman alamıyorum. Ayağıma ayakkabı alamıyorum. Ülkede ekonomik kriz. Ha bir de dur bakayım ne? Adidas, Nike vesaire alamıyormuş. Ülkede ekonomik kriz. Okey. Tamam. Arkadaşlar Avusturya'da ekonomik kriz var. Çünkü Bentley Continental Coupe alamıyorum. Evet. Ekonomik kriz var Avusturya'da. <laughs> Neyse ben daha bunun üstüne yeteri kadar güldüm. Hala okudukça gülüyorum. Hala okudukça gülüyorum. Bu kafayla hiçbir yere ulaşılmaz. Neyse şimdilik görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.